Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Uluslararası Paris Tarım Fuarı'nda bir kez daha protestolarla karşılaştı. Fuar alanına gelen Macron, "Çok sıkı çalışan çiftçilerimizi desteklemek için buradayım," dedi. Ancak Macron, önceki yıllarda yaşanan tabloya benzer bir durumla tekrar karşı karşıya geldi. İklim değişikliğine karşı Macron yönetiminin daha fazla harekete geçmesini isteyen ve emeklilik planına "hayır" diyen bir protestocu, tepkisini yüksek sesle dile getirdiği sırada güvenlik görevlilerinin sert müdahalesine maruz kaldı. Görevlilerden biri, saçından tuttuğu gencin başını öne eğerek etkisiz hale getirmeye çalıştı. Kameralar önünde yaşanan olayda protestocu, direnmeye çalışsa da başarılı olamadı. Söz konusu Fransız vatandaşı, güvenlik görevlilerince hızlı alandan uzaklaştırıldı. Fransa'da yürürlüğe girmesi beklenen düzenlemeye göre, emeklilik yaşı 62'den 64'e çıkarılacak. Başbakan Elisabeth Borne, emeklilik yaşının 64'e çıkarılmasının pazarlık konusu olmadığını söylemiş, kapıları pazarlığa kapatmıştı. Cumhurbaşkanı Macron da eylemlere rağmen, emeklilik reformunda sonuca gitmeye kararlı olduğunun mesajını verdi, "Bu reform önemli çünkü tüm işçilerin aldığı emekli maaşlarını kurtarmamızı sağlayacak. İşçilerin satın alma gücünü azaltamayız, emeklilerimizin emekli maaşlarını azaltamayız. Tek bir çözüm var, daha fazla çalışmak." Macron ayrıca, kuraklığa karşı su kaynaklarını dikkatli bir şekilde kullanma planına ilişkin vaatte bulundu. Fransa, geçtiğimiz yaz şimdiye kadar kaydedilen en şiddetli kuraklığı yaşamıştı. Fransız lider, kendisine iklim değişikliğine karşı ne yaptığını soran bir aktiviste, "ilerlemeye, faydalı şeyler yapmaya çalışıyorum," diye yanıt verdi.